Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu büyük ihtimal videonun başı olmayacak. Bu videonun başını ben taşındığım anı görebilirsiniz. Ya da alışverişe çektiğim videoyu görebilirsiniz. O yüzden emin değilim. Ama uzun bir süreden sonra kamera karşısında video çekmek çok güzel geliyor. Bugünkü konumuz, yani dediğim gibi videoda da göreceğiniz gibi, ben sonunda Ankara'ya taşınıyorum. Yani taşınıyorum dediğim yurda geçeceğim. Bugün ayı 12 Eylül. Ben yurda büyük ihtimal çarşamba, yani 15 Eylül'de gideceğim. Ama gitmeden önce size aldıklarımı göstermek istedim IKEA'dan özellikle. Çünkü bu sene 81. yurtta değil, 76. yurtta kalacağım ve o yüzden odada birkaç şey ihtiyacım vardı. Zaten yerleşirken de video çekeceğim ve tabii ki taşınmam bitince de oda turu çekeceğim için zaten aldıklarımı da nasıl kullandığımı göreceksiniz. Şu anda sadece size hızlıca bir göstermek istedim. Ben yaklaşık herhalde bir 2-3 hafta önce böyle bir liste yaptım kendime. Yani burada sadece alınacaklar diye işte gittiğimdeki market alışverişim, evden götüreceklerim, her şeyi koydum ki unutmayayım diye. Öncelikle onu göstermek istedim. Öncelikle neyden başlayayım? Öncelikle böyle bir dosyalık aldım. Yani iki tane ihtiyacım yok. Böyle birisini evde bırakıp birisini götürebilirim. Böyle küçük güncükler var. Ondan sonra böyle bir ne denir? Kutu. Kutu değil, puç. Puç diyebiliriz. Aldım. Üç tane yatağın altına ekstra eşyaları koymak için. Çünkü kalanı çok şey eşya götürüyorum ve hepsi dolaba sığmayabilir. O yüzden bunlardan aldım. IKEA ile ilgili değil ama günümüzde önemli olan maske aldım. Onları da direkt yurda götüreceğim. O yüzden buradalar. Şöyle bir durum var. 76. yurtta odalarda büyük ayna yok. 81. yurtta görmüşsünüz, bir sürü ayna var. O yüzden ben kendime böyle şu an çok komik diyor. Böyle ayna aldım. 4 parça var. Onları alt alta yapıştırmayı düşünüyorum duvara. Ki vücut değil, boy aynam olsun diye. Biraz ağırlarmış, şimdi fark ettim. Ondan sonra kesme tahtası. Bu iş, geçen sene bir tane almıştım, o kötü oldu, o yüzden aldım. Sen de böyle, pardon. Çok saçımla oynuyor olabilirim çünkü saçımı yeni kestirdim. O yüzden onu söylemek istedim. Böyle bir küçük bir, yani çocuk bölümünden basamak değil, küçük bir tabura gibi bir şey aldım. Yatağın yanına koymak için işte telefon, kitap, o tarz işte kremler falan. Sonra dediğim gibi kutu var. Sonra bir tane French press aldım. Çünkü geçen seneki evden getirmiştim ve o bayağı eski bir şey ve bozuktu. O yüzden yeni bir tane aldım. Bir tane de mutfak bezi aldım. Çünkü işte bulaşıkları falan kurularken iyi oluyor. Ondan sonra böyle bir şey aldım. Burada tabii ne olduğunu göremiyorsunuz. Şöyle yakına. Dolabın içine koymak için. Ben geçen sene de almayı düşünüyordum ama geçen sene yurtların durumu çok belli olmadığı için ne kadar kalacağız, ne kadar kalmayacağız. O yüzden bunu almamıştım. Bu dolapta bir sürü bana yer kazandıracak. O yüzden mutluyum. Ondan sonra böyle bir parça aldım. Bu demin gösterdiğim parçanın altına gidiyor. Şöyle göstereyim. Çekmece gibi. İşte daha küçük şeyler, işte çoraptır, o tarz şeyleri koymak için. Ve son olarak bir çamaşır sepeti aldım. Çünkü 76. yurtta çamaşır sepeti de yok. Yani bulabilir. Yani bu arada ben odayı gezmedim. Yani fiziksel olarak hiç görmedim. İnternetteki resimlere bakarak karar verdim ve bir başka bir YouTuber'ın çektiği bir videoda görmüştüm. Ondan birazcık da esinlendim. Ayrıca benim geçen sene bir arkadaşım 90, yani doğuda tek kişilikte kalırdı. Hani onu da kendi kafamda düşünerek bunlara ihtiyacım olduğunu düşündüm. Bir de ayakkabılık almak istedim, böyle tel. Buraya resmini koyarım. Ondan kalmamıştı. Eğer bulursam ondan da alacağım. Şimdilik bu kadar. İşte evde toparlanırken size video çekeceğim. Ve birkaç güne de beraber yolculuğa çıkacağız. O yüzden görüşürüz. Görüşürüz önce. Sen de kurutma makinesi aldım. Çünkü geçen sene Migros'tan böyle ucuza indirimde bir tane almıştım ve bir sene dayanmadı. Kırılma da böyle çok kötü ses çıkarmaya başladı. O yüzden yeni bir tane aldım.
Bu kadar şimdilik. O yüzden sonra görüşürüz. Özür dilerim. Görüşürüz demiştim ama çok önemli bir şey unuttum, aldım. Bu arkadaşımın adı Scoop. Niye Scoop derseniz. Bu aldım. Çamaşır sepetinin adı Scoop'tu ve uygun gördüm, bilmiyorum. Böyle bir arkadaş aldım. Bunu İbrahim'den götüreceğim. Çünkü hem yastık niyetine de konabilirim hem de güzel olur. Ve ben bayağıdır Ikea'da bunu görüyordum ve hep istiyordum. O yüzden çok üniversiteye başlayan biri için uygun olmasa da bunu aldım. O yüzden görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Sabah evden çıkarken video çekemedim. Çünkü sabah erkendi ve çok yorgunum ve hala arabaya eşya ekliyorduk. Ve gördüğünüz üzere yani anlatmaya gerek yok. Yani dışarıdan da çekerim. Çok galiba birazcık fazla eşya aldım, artık yerleşirken göreceğiz. Şu an yoldayız. Bakayım, şu an 4 saat kaldı. Yolda size biraz daha bir şeyler çekerim ve sonra Ankara'da görüşmek üzere. Gara bıraktım. Şimdi yurda döneceğim. O kadar yoruldum ki anlatamam yani. Zaten odaya girince odanın halini size göstereceğim. Yani ben mi çok eşya getirdim? Hiçbir fikrim yok. Odada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, uzun bir günün sonundan sonra odama gelebildim. Aslında odama gelmiştim, eşyaları falan bıraktım ama eski yurdumda kalan eşyalar vardı, onları almam gerekiyordu. İşte market alışveriş gerekiyordu ve dediğim gibi işte babamı tren garına bıraktım ve şimdi geldim ve odanın halini görün. Yani bu market alışverişi, eşyalar ve diyecek söz bulamıyorum. Şimdi yavaş yavaş bunları toplamaya başlayacağım. Bana şans dileyin. Arkadaşlar, bu videoda tahminimden daha az video çektim. Çünkü sürekli bir koşturma vardı. İşte dediğim 2 gün önce geldim ben buraya, 15'inde. İşte eşyaları taşı, çok eşya vardı. İşte diğer eski yurdumdan kalan eşyaları aldım, onları yerleştirdim. Market alışverişi yaptım. Sonra zaten arkadaşlarımı falan görmeye çıktım. Dün de full yerleştirme yaptım ve çoğunluk bitti. Yani büyük şeyler, işte bütün valizleri kaldırdım, kolim oli hiç kalmadı. Sadece etrafı düzenlemek ve süslemek kaldı. Yani gördüğünüz üzere arka taraf çok boş. Şimdi bir tur attıracağım. Oda turu kesinlikle çekeceğim ama bu videoya mı dahil ederim yoksa ayrı mı yaparım? Hiçbir fikrim yok şu anda. Şimdi size şu anda kendi göstereyim. Burası giriş. Böyle raflar var. 2 tane masa var. Bu çok iyi oldu. Benim normalde tahminimde internette tek masa gözüküyordu. O yüzden çok iyi oldu 2 masa olması. Ondan sonra yatak, dolap ve buzdolabı. Yani dolapların içini çoğunlukla bitirdim. Sadece dediğim gibi düzenlemeler kaldı. O yüzden düzeltilmiş halini ya bu videoda göreceksiniz ya da bir sonraki. O yüzden görüşmek üzere.